Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim yaz günlerinde çok güzel gidecek soğuk ayranış çorbası. Ben burada bir su bardağı nohutu ve bir su bardağı aşurelik buğdayı ıslattım bir 3-4 saat öncesinden. Ondan sonra düdüklüde 20 dakika kadar haşladım. Hafif böyle birazcık diri gibi nohutlar ama bir 20 dakika daha pişireceğim. Böyle öncesinde düdüklüde pişirirseniz çok daha çabuk yapacaksınızdır çorbanızı. Hemen düdüklüden böyle uygun bir tencereye aldım. Hemen şunu da belirteyim. Ölçüleri ıslatmadan önce 1 su bardağı aşurelik buğday, 1 su bardağı nohut ıslattıktan sonra değil yani. Üzerine şöyle 5 su bardağı kaynar su ilave ediyorum. 2 bardak daha eklersem yeterli. Daha öncesinden pişirdiğim için ben sadece bir 15-20 dakika kaynatacağım. Ocağın altını yakıyorum. Çok böyle sulu bir çorba olmuyor. Hafif birazcık koyu olması gerekiyor ve çok kolay pratik bir çorba. Kapağını şöyle yarım olacak şekilde kapatıp 15 dakika boyunca orta ateşte kaynatacağım. Eğer ki sizlerin nohut ya da buğdayı pişmediyse daha uzun süreli pişirebilirsiniz. Tam 15 dakikadır kaynıyordu. Benim nohutlarım ve buğdayım piştiği için çok fazlasıyla kaynatmayacağım. Artık yeterli. Altını kapatıyorum. Ağzını kapatmadan böyle soğuk bir yere ya da serin bir yere götüreceğim. İyice soğutacağım. Böyle bir 2 saat kadar bu şekilde bekleteceğim. Çorbayı soğuttum iyice. Hatta birazcık dolaba da koydum. Burada yarım kilo yoğurdu çırpıyorum. Birazcık yoğurdu böyle bol bol daha güzel oluyor. Azıcık çorbanın suyundan katayım. Daha iyi karıştırayım. Şimdi çorbanın içine katıyorum. İsterseniz de illa soğuk içmek zorunda değilsiniz. Böyle ılık ılık da içebilirsiniz. Karıştıra karıştıra biraz ısıtırsınız. Çorbaya tuzunu da ilave ediyorum. Hiç tuz koymadım çünkü. Birazcık da nane ile tereyağı yakmıştım. Arzu ederseniz direkt taze nane de koyabilirsiniz. Artık çorbam hazır. Gayet de güzel oldu. Böyle soğuk soğuk yaz günlerinde kesinlikle tavsiye ediyorum. Hafiften de koyu. Umarım sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Eğer ki kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.